kadın kollarımız ve gençlik kollarımız, basınımızın kıymetli temsilcileri, Genel Başkanımızın memleketi Şehzadeler Kenti Manisa örgütümüzün kıymetli neferleri, sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sizlere 31 Mart başarısını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in selamlarını getirdim. Değerli dostlarım, Manisa partimizin her dönem önemsediği bir kent olmuştur. Hele hele İzmir örgütü için Manisa çok çok önemlidir. Mevcut görevimden önce 5 sene kesintisiz bir şekilde sürdürdüğüm İzmir İl Başkanlığı görevimde de Manisa'yı her zaman İzmir'in kardeş bir ili olarak gördüm. İzmir'de de İzmirlilerden sonra en büyük nüfus Manisalı hemşerilerimizindir. Az önce İlksen Başkanım söyledi, bilmeyenler öğrenmiştir diye düşünüyorum. Ben de Salihlili bir kardeşinizim. Salihlili bir dedenin, Salihlili bir anneannenin torunu, Salihlili bir annenin evladıyım. Hem milletimiz hem partimiz için çok önemli olan Manisa'nın bir başka özelliği de binlerce yıllık devlet geleneklerimizin temellerinin atıldığı, izlerinin taşındığı bir kent olmasıdır. Osmanlı döneminde tahta çıkmaktan önceki adım olarak değerlendirilen Manisa Sancağı birçok şehzadenin doğduğu, büyüdüğü ve yetiştiği kenttir. Adı Şehzadeler Şehri olarak anılan Manisa bize İstanbul'u armağan eden dünyanın en vizyoner liderlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet'i yetiştirmiştir. Sadece Osmanlı döneminde değil, milli mücadele döneminde de özellikle İzmir'in işgalinden sonra Manisalı Kuvayi Milliyecilerin yaptıkları direniş feda kültürünün birer abidesidir. Sarı Mehmet Efe, Halil Efe, Saçlı Efe, Parti Pehlivan ve Ali Bey gibi tüm Manisalı kuvvacıları şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Burada milli mücadeleden bahsetmişken genç bir kadını anmadan geçemeyeceğim. Milli mücadele sırasında Manisa'da Halil Efe ile tanışmış, evlenmiş, evliliklerinin ertesi sabahı omzuna tüfeğini asmış ve cepheye koşmuş ve evliliklerinin bir yılı dolmadan 20 yaşında şehit düşmüş olan Gördesli Makbule'yi de şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 47 yıl sonra birinci parti olduğumuz 14 büyükşehir, 11 il olmak üzere toplam 420 belediyenin kazanıldığı bir seçimden sonra danışma kurulu toplantımızı yapmak için sizlerle bir aradayız. Konuşacağız, tartışacağız, birbirimizi eleştireceğiz, birbirimizi anlayacağız ama bu salondan hep birlikte kol kola, omuz omuza ve güçlenerek ve birbirimizin eleştirilerinden beslenerek çıkmayı bileceğiz. Başaramaz dediler, yapamaz dediler, şu kadar il, şu kadar ilçe kayıp dediler. Ama ne oldu? Değişimin, cesur siyasetin, gençlere, kadınlara güvenmenin, halkın gündemiyle ilgilenmenin, halktan kopuk değil, halkla iç içe, kol kola, omuz omuza siyaset yapmanın sonucunda 31 Mart başarısı geldi. 2019 yerel seçimlerinde büyük bir başarı kazanmıştık. Bugünkü, yani 2024, 31 Mart 2024 başarısının temelleri de 2019 yerel seçimlerinde atıldı. O gün ittifak vardı, 2024'te seçimlere tek başımıza girdik. Hani birileri diyordu ya, özü başımıza, özü başımıza girdik ve bu başarıyı özü başımıza kazandık. Hiçbir zaman bozan taraf olmadık. Hiçbir zaman yıkan taraf olmadık. Bizi kavgaya çekmek istediler, uymadık.
Muhalefete muhalefet etmedik. Ne dedik? Türkiye İttifakı dedik. Peki kimdir bu Türkiye İttifakı? 10 bin lirayla ayın sonunu getirmeye çalışan emeklilerdir. 17 bin lira asgari ücretle çocuk okutmaya çalışan annedir, babadır. Çalışarak iflas eden çiftçidir. Kredi borcunu ödeyemediği için iflas eden esnaftır. Ailesi okutamadığı için işsiz kalan, üniversiteyi bırakan gençtir. Atanmayan öğretmendir, yoksulluk sınırının altında yaşayan memurdur, şehit ailelerimizdir, gazilerimizdir. Türkiye İttifakı'nda bize destek veren tüm vatandaşlarımızın ortak bir özelliği var arkadaşlar. O da nedir? Hepsi vatanını, milletini, bayrağını seven, ülkesini seven, Türkiye'yi seven insanlardır. 2019'da kazanılan İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin yanında 2024 seçimlerinde Bursa'yı, Balıkesir'i, Manisa'yı, Kütahya'yı, Denizli'yi, Afyon'u, Uşak'ı ve daha nice illeri kazandık. Adıyaman'ı kazandık. Kilis'i kazandık. Bunları neden anlatıyorum? Elbette övünmek için değil. Siyaseti doğru okumak lazım arkadaşlar. Sokağa rağmen siyaset yapılmaz. Biz ne yaptık? Sokağın sesini dinledik. Sosyolojiye rağmen siyaset yapılmaz. Biz ne yaptık? Sosyolojiye uygun siyaset ürettik. Elbette bu başarıda herkesin payı var. Hayat pahalılığı altında ezilen emeklilerin, asgari ücretlilerin, işçinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın payı var. Kadınların ve gençlerin payı var. Örgütlerimizin payı var. 2019'da göreve gelen ve her biri birer başarı hikayesi yazan belediye başkanlarımızın payı var. Ama bu başarının bir de mimarı var. Göreve geldiği günden beri gençliğiyle, enerjisiyle, heyecanıyla, motivasyonuyla herkesi kucaklayan, şeffaf ve hesap veren yönetim anlayışıyla ittifaksız girdiğimiz bu seçimde bu tarihi başarıyı ilmek ilmek ören Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bu başarının mimarıdır arkadaşlar. Bugün Manisa'da ilk kez Cumhuriyet Halk Partili bir büyükşehir belediye başkanımız var. Böyle yüksek bir oyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize kazandıran, bize bu onuru, bu gururu yaşatan Ferdi Zeyrek Başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Bugün Manisa'da 17 ilçenin 14'ünü Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yönetiyor. Yeni seçilen tüm belediye başkanlarımızı ve belediye meclis üyelerimizi yürekten kutluyorum. Tabii bu başarıda büyük emeği ve payı olan il başkanımız Sayın İlksen Özalper'i, ilçe başkanlarımızı ve onların şahsında Manisa örgütümüzü yürekten kutluyorum. Yine bu başarıda büyük emeği ve katkısı olan gece demeden, gündüz demeden Manisa'nın her bir köşesine ayak basan milletvekillerimiz Sayın Bekir Başevirgen'i ve Vehbi Bakırlıoğlu'nu da kutluyorum. Değerli arkadaşlar, özel bir teşekkür de etmek istiyorum. Soma'da 301 canımızı kaybettiğimiz o kimilerine göre maden kazası, bize göre katliamın yaşandığı günden itibaren o büyük acılar yaşayan ilçemizde Genel Başkanımız daha grup başkan vekili olmadan önce başlattığı o direnişle, o mücadeleyle ve o mücadeleyi Genel Başkanımızdan aldıkları enerjiyle sürdüren
Soma örgütümüzü kutluyorum, tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, bundan sonra ne yapacağız? Başarılar güzel, başarıları anlatmak güzel ama bundan sonra ne yapacağımız da en az o başarılar kadar önemli. Bir kere herkesi kucaklayacağız arkadaşlar. Kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden. Bu ülke insanları, inançları nedeniyle, etnik kimlik ve kökenleri nedeniyle, siyasi görüşleri nedeniyle, yaşam tarzları nedeniyle ötekileştiren, ayrıştıran siyaset anlayışından çok çekti. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Bizim 3 tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi, kurucumuz, kurtarıcımız, değişmez önderimiz, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Bizim kırmızı çizgimiz. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, vatanımız ve cumhuriyetimizin, o anayasamızın ilk 4 maddesinde sayılan kurucu nitelikleri, değişmez maddedir. Ve üçüncüsü, bağımsızlığımızın sembolü, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımız. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Bunların dışında her görüşü dinleriz. Her görüşe saygılıyız. Her şeyi konuşabiliriz. Demokrasi konuşmak demek. Demokrasi tartışmak demek, uzlaşmak demek, ortak akıl üretmek demek. Biliyorsunuz bir taraftan ülkenin normalleşmesi için bir takım adımlar atıyoruz. Bir taraftan da hem parlamentoda hem de sahada, sokakta en sert şekilde muhalefet etmeye devam ediyoruz. Ülke normalleşmeli. Çünkü kamplaşmanın, kutuplaşmanın, ayrışmanın bu ülkeye, bu millete faydası yok. En sert şekilde muhalefet etmeye devam ediyoruz. Çünkü iktidar olacağız. Tematik mitinglerimiz devam ediyor. 10 bin lirayla hayatta kalmaya çalışan emeklilerimiz için Ankara Tandoğan Meydanı'nda alanlardaydık. Atanmayan öğretmenler ve mülakat mağdurları için İstanbul'da Saraçhane Meydanı'ndaydık. Çay üreticileri için Rize'de, buğday üreticileri için Tekirdağ'da alanlardaydık, mitinglerimizi yaptık. Ve bu pazar günü yine 17 bin lirayla hayata tutunmaya çalışan asgari ücretliler için, yoksullukla ezilen, hayatta kalmaya çalışan vatandaşlarımız için Kocaeli Gebze'de geçinemiyoruz mitingini yapıyoruz. Onların bu yaşadıkları sıkıntıyı içinde hisseden herkesi Kocaeli'ye, Gebze'ye bekliyoruz arkadaşlar. Bir erken seçim tartışması sürüyor gidiyor. Ben hep şunu söylüyorum. 3 ay önce bir seçimden çıktık. İnsanlar belediye başkanlarını seçtiler. İnsanlar belediye meclis üyelerini seçtiler. Yani yerel yöneticileri seçtiler. Şimdi o belediye başkanlarının hizmet etme zamanı. Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki de bir sene sonra, önümüzdeki sene bunu ciddi ciddi konuşacağız. Genel başkanımız bu konuda çok net ifadeler kullandı. Genel başkanımız dün noktayı koydu. Bizim milletvekili sayımız erken seçim, ülkeyi erken seçime götürmeye yetmiyor. Ama iktidar ülkeyi bu şekilde yönetmeye devam ederse, halkın sorunlarına gözünü, kulağını kapatmaya devam ederse, halkın sorunları, omuzlarındaki yük daha da artarsa, işte o zaman bu iktidar erken seçim yapmak zorunda kalır arkadaşlar. Halk erken seçim isterse buna kimse dayanamaz, buna kimse direnemez. Erken seçim halk istediği zaman olacak. Biz istiyoruz ki hemen olsun, önümüzdeki hafta olsun. Ama dediğim gibi orada parlamentodaki çoğunlukla alınması gereken bir karar var. Değerli arkadaşlarım, sözlerimi noktalamadan önce bir hususa daha değinmek istiyorum. Bugün
ülkemiz ve cumhuriyetimiz açısından çok ama çok önemli bir gün. 29 Haziran 1939'da, yani bundan tam 85 yıl önce, Hatay Millet Meclisi oy birliğiyle Hatay'ın Türkiye'ye katılması konusunda bir karar aldı ve Hatay Türkiye vilayeti oldu. Bundan 85 yıl önce Hatay'ın Türkiye'ye katılması için oy kullanan dönemin Cumhurbaşkanı, başta Tayfur Sökmen'i, Hatay Başbakanı Abdurrahman Melek'i ve tüm milletvekillerini saygıyla ve minnetle anıyorum. Mustafa Kemal Atatürk o kadar ileri görüşlü, o kadar büyük bir liderdi ki vefat ettikten sonra bu ülkeye toprak kazandırmayı bildi. Ben sözlerimi noktalarken danışma kurulumuzun ülkemize, milletimize, mücadelemize ve Manisa örgütümüze faydalı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.